Herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün logo yapmaktan biraz bahsedeceğim. Çok basit. Bunun için hiç paralar vermenize gerek yok. Avustralya firmasının sanırım Canva diye bir uygulaması var. Onu tavsiye edeceğim size. Güzel bir uygulama, basit bir uygulama. Herkes yapabilir. Çok basit. Google Play'den Canva yazıyorsunuz. Yani Canva yazıyorsunuz. İndiriyorsunuz. İndirdikten sonra zaten herhangi bir şey gerektirmiyor. Bir hemen hesap açıp başlıyorsunuz. Mesela bakın burada Instagram için var, YouTube için var, animasyonlar var, fotoğraf kolajı var. Yani hikaye yapabileceğiniz şeyler var. Çok basit yani. Her türlü kapak resmi, logo, duvar kağıdı, oyun logoları, YouTube kanalı için animasyonlar ve logolar yapabilirsiniz. Mesela örnek bir tane gösterelim. Çok basit. Yani şu an kapatasak yapacağım. Öyle söyleyeyim. Yani iyi de olmayabilir. Önce şu anda herkes YouTube yapıyor. Hayat gerçekten çok zor. YouTube'dan para kazanmak için insanlar gerçekten büyük bir mücadele veriyor. Emek harcıyor. Şimdi YouTube için mesela ne yapabilirsiniz? Çok güzel şeyler var. Mesela logo diyelim. Bakın burada bunları başka bir sosyal platformlar için de yapabilirsiniz. Hemen şuradan mesela ne seçelim? Bir dakika buradan. Bakıyoruz. Ne seçebiliriz? Şöyle güzel bir şey var mı? Burada o kadar çok seçenek var ki. Bunların hepsi zaten telifsiz. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor. İstediğiniz yerlerde kullanabiliyorsunuz. Mesela ben örnek olarak şunu seçeyim size. Basit olması açısından. Çok basit yani. Hemen şöyle gördüğünüz gibi burayı tıkladığınız zaman zaten bütün seçenekler. Bunu zaten arkadaşlar ilk başta belki yaparken zorlanırsınız ama sonra gerçekten çok basit oluyor. Mesela şuraya ne yazabilirsiniz? Diyelim nickiniz ne olsun? Veya kanalınızın adı. Araba diyelim, örnek verdik. Kar. Tamam. Hemen şunu şuraya çekiyorsunuz. Şöyle. Bunları değiştirebilirsiniz tabii renklerini, şeyini. Mesela bu yazıyı tıkladığınızda çok büyük oldu. Hemen bakıyoruz. Düzenle diyor mesela burada. Bakın içine kadar sığdırabilirsiniz mesela. Çok güzel oldu bence. Yani bu örnek bir, hani bu kaba taslak bir örnek veriyorum size. Hani ya burada dört dörtlük bir uygulama yapmıyorum aslında. Hani sadece ben size fazla zamanınızı çalmamak adına şöyle bir göstermelik yapıyorum. Bunu mesela zaten istediğiniz yere ortalıyorsunuz. Böyle bakın çok kar altında da ne olsun? Bunu da silelim isterseniz. Bunu da silebiliyorsunuz buradan bakın. Üzerine bu mesela bunu da sileceğim şimdi bakın. Ya da şöyle yapalım. Silmeyelim. Wash. Actions mesela. Araba kazaları diyelim. Genelde herkes hani araba üzerine yaptığı için kazaları ne demekti? Onu Türkçe yazalım. Actions da sanırım İngilizcesi kazaları. Çok büyük oldu. Bunu küçültebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz şöyle. Heh. Wash. Ya da araba yıkama diyelim ya. Yağış yapmasın. Okey. Hemen şöyle. Çok güzel. Hop. Şimdi bunu buradan sürüklüyorsunuz. Bu kadar aslında. Çok basit. Kar bas. Sonra bunu alıyorsunuz. Şöyle. Ortaya. Şunu kaldıralım. Buradan bakın sil diyorsunuz. Bu renkleri de değiştirebilirsiniz aslında. Yazıları falan değiştirebilirsiniz. Bu da çok basit. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar sadece hangi neye tıklarsanız aynı menüyü aynı amaçlar için kullanabiliyorsunuz. Yani zor bir şey gerçekten yok. Ya ben görüyorum Telegram grubunda işte ya işte parayla şey yaptıracak arkadaşlar.
Var. Ya paranızı harcamayın böyle şeylere. Bunlar basit şeyler. İnanın biraz daha uğraşsanız daha da güzel olur yani. Hani zaten YouTube'dan para kazanmak için YouTube açıyorsunuz. Hani bir de bu tür şeylere para harcamayın yani. Hani bence. Dün bir kardeşimiz yazmış. Bize de 18 yaşında. Daha çocuk, öğrenci sanırım. Parasını harcamasına gerek yok. Yani bunu buradan yapabilir yani. İsterseniz şunları değiştirebiliyorsunuz da. Hani çok mesela bakın isterseniz şunu şimdi böyle yaptık. Şunu isterseniz silebilirsiniz. Bakın şöyle şunu basılı tuttuğunuz zaman şu kareleri bile değiştirebiliyorsunuz. Ya bu basit. Her renk seçelim. Şu mesela şunları bakın buradan değişik renkler seçebilirsiniz. Gördünüz mü? İstediğiniz gibi yani. Bakın. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. Yani çok basit aslında. Hani zor bir şey yok. Bakın dış katman, iç katman hepsi oluyor yani. Bakın çok basit. Şimdilik bu kadar. Bu kaba taslak zaten. Bunu çıkıyorum. Orada zaten indir var. Taslayı kaydediyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Sorularınız olursa yardımcı olmaya çalışırım. Yapamayan olsa da onlara da yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.